Merhaba, ben Burcu. Ben Görkem. Ben mutfak şefiyim. Şu an iki tane street food tarzında mutfağın şefliğini yapıyorum. Ben de aslında işletmeciyim ama daha çok Harley Davidson motorlar ve klasik arabaların tamiri, tadilatı ve custom işleriyle uğraşıyorum. Şu an Fikirtepe'de arabalarımızla ve motorlarımızla aynı alanda, aynı ortamda bir arada yaşayabileceğimiz bir otopark alanını eve dönüştürdük. Yaklaşık 500 metrekare bir alan burası. Bir önceki evimize de aslında gene böyle bir iş yeri, bir ofis tarzı bir yere eve çevirmiştik. İçeri motorlar girebiliyordu ama araba giremiyordu. O da hep içimizde kalmıştı böyle, arabayı da içeri sokabilirim, aynı anda bizimle beraber aynı ortamda olabilsin diye. Böyle bir evin arayışına girdik. Bu süreçte de bir sürü yer baktık ve en son burayı bulabildik. Burası Fikirtepe'de bir rezidansın 8 katlı otoparkın en üst katı. Bu anlamda da çok fazla ışık alıyor. Bir otopark gibi değil. Bizim için bu çok önemliydi aslında. Ve boydan boya tamamen kocaman dev camlarla çevrili. Hiçbir ışık problemi yaşamıyoruz. Yerin altında değiliz. Bu evde bizi en çok mutlu eden şeylerden biri, burayı yapım sürecinde ilk geldiğimiz anda neyi nereye koymak istiyorsak, nerede ne yapmak istiyorsak, bittiğinde onu yapabildik. Bayağı insanlar şaşırdı. Önce emlakçıya gittiğimizde emlakçı bayağı işte olmaz, işte yapamazsınız falan dedi. Daha sonra emlakçıyla beraber çıktık eve. Hatta onun yanında böyle böyle koyarız deyince adam bayağı şaşkına döndü, şaşırdı. Çünkü tamamen bir otopark katıydı. Yani duvarları yoktu, elektrik tesisatı yoktu, su tesisatı yoktu. İşte banyosu, mutfağı, zemini, hiçbir şey yoktu yani. Evet. İçeride elektrik bile yoktu yani. Bayağı da aslında bir zorlu bir süreçti. Güvenliklere kadar hepsi çıktıktan sonra tek tek baktı. İşte gerçekten yapabildiniz mi, hayal ettiğiniz gibi oldu mu diye. Evin planından bahsetmek gerekirse tek planda yapmaya çalıştık burayı. Bir duvar örmek, bir bölümlere ayırmak istemedik. Bir tek oğlum Rüzgar'ın odası, ona özel bir alan olsun diye onun yeri ayrı. Bir de kıyafet odası ayrı bir yerde. Zeminlerde epoksi kullandık. Aydınlatmalarda spotlar ve gemi lambaları kullanmayı tercih ettik. Genel olarak aslında endüstriyel bir tasarıma sahip diyebiliriz ev. Bir loft tasarımı yaratmaya çalıştık burada. Mutfağa gelirsek, mutfakta da evin bütününden ayrılmaması için yine koyu ve siyah kullanmayı tercih ettik. Sadece işte siyahla bir renk katmak adına bir tartıda bir de fırında kırmızı rengini kullandık. Burada vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Daha fazla ürün deneyebiliyorum, daha farklı yemekler yapabiliyorum. Benim için alanımın büyük olması daha rahat bir şey oldu. Bir de retro tarzı seviyoruz. Burası da aslında Görkem'in keyif köşesi diyebiliriz.
Yine burada da ufak bir renkli bir halı kullandık. Evin geneli siyah olduğu için bu tarz ufak tefek renkler eve biraz daha yakışıyor. Halılarla ilgili de şöyle aslında komik bir hikayemiz var. Görkem halıları çok seviyor. Bu halıları da rüzgarı hep parka götürdüğümüz bir yer var. Oranın yanında bir halıcıdan alıyoruz. Hatta ortadan Görkem bir anda kaybolunca rüzgar bir anda dönüp babam yine halı almaya gitti değil mi diyor. Bu da bizim için böyle çok güzel bir anı olarak kaldı. Onun dışında burada yine bir vintage bir bank var. Burada Görkem'in kendi custom yaptığı iki tane motoru var. Evin en güzel köşesinde en sevdiği motorlarından bir tanesi. Evde genelde daha koyu renkler, yani daha siyah ağırlıklı kullanıyoruz. Aslında ilginç olan tarafı da duvarların değil, tavanın da siyah olması bence. Ben siyah dışında biraz daha beton görünümünü seviyorum. Bir mimar arkadaşımıza danıştık. Hani böyle bir şey istiyoruz ama hani bunu nereden bulabiliriz diye. Mimar arkadaşımız da bize Nippon Paint'i önerdi. Duvarlarımız ve tavanda da Nippon'un Code Black boyasını kullandık. Bu boyayı seçmemizin amacı da boyanın hem tam siyah hem de mat olması. Bu evin tarzına biraz daha, hatta en çok uyan boya bu oldu açıkçası. Ev tabii geniş ve her yerden ışık aldığı için siyahı dilediğimiz kadar fazla kullanabildik. Sadece kolonlarda bir başka bir değişikliğe gittik. Bunda da yine Nippon'un Konkratos boyasını seçtik. Aslında kolonları bir deneme amaçlı yaptık. Fakat sonra o kadar çok beğendik ki şimdi bütün evi sanırım buna boyayacağız. Bayağı hoşumuza gitti. Yani tavan hariç her yeri şu an böyle hayal ediyorum. Bu boyanın sevdiğim yanı biraz daha böyle dokulu bir şey bıraktı. Daha böyle beton tarzı bıraktı aslında. Benim istediğim şey de buydu. Petek de siyah olunca tabii daha güzel durdu. Bir de seviyoruz bu petekleri kullanmayı evde. Burası evin tam ortası. Bu arkamızda yatak odası var. İşte mutfak, konteynerle çevirmiş yerin içi aslında bir banyo, salonumuz. Bu duvarın arkasında da giyinme odası ve rüzgaran odası var. Burası da evimizin salonu diyebiliriz. Sevdiğimiz objelerle burayı doldurmaya çalıştık. Bu saati çok seviyorum aslında. Bu peteklerin de ayrı bir aslında öyküsü var. Bunları bulmak çok zor. Hurdacılardan topladık bunları. Tamirlerini yapıp öyle yerleştirdik. Burada özellikle benim çok sevdiğim 65 model bir Ford Mustang'in göstergesinin şeklinden yapılmış bir radyo var. Vintage bir şey. İşte normal günlük kullandığım zaten kaskım. Evden çıkarken bunu buradan alıyorum eldivenlerimle beraber. Buradan da motora binip çıkıyorum. Bu antika yazar kasaya dükkanlarımda kullandığım ilk yazar kasam. O yüzden benim için çok önemli. Onu burada tutuyorum. Gene böyle Amerikan tarzı vantilatörleri, pervaneleri çok severim. Şu an burada bir tane 1970 model Fastback Mac1 var. Sevdiğim, en sevdiğim arabalardan bir tanesi. Burayı da banyo olarak aslında tasarladık. Böyle bir alan yoktu. Konteynerlardan bir alan yarattık kendimize. Banyo ve lavaboyu buraya kurguladık. Bu da aslında benim için en özel motorlardan bir tanesi. Aldığım ilk Harley Davidson diyebilirim. 97 model Heritage Springer. Çok uzun senelerdir benimle beraber bu. O yüzden bendeki yeri apayrı bunun. Ama bir yaklaşık 3-4 sene önce tamamen bir restorasyona girip birazcık değişiklikler yaptık.
Buradan da kıyafet odasına geçiriyor ve rüzgarın odasına geçiriyor aslında. Gene burada konteynerdan yapılma bir kapı yaptım. Burada rüzgarın oynamayı çok sevdiği atelisi var. Arket bir makina. Burası da rüzgarın odası. Daha tam şekillenmedi. Onun isteğine göre yapıyoruz. Rüzgar'a Vivense'den kılıfı değişebilen güzel bir koltuk almıştık. Onu çok seviyor. Orada oturup kitap okumayı çok seviyor. Ama odasına birazcık daha onun isteği doğrultusunda bir şeyler daha ekleyeceğiz. Burası aslında evin en renkli, hatta tek renkli alanı. Buranın aslında çıkış amacı, ben bu eve geçmeden önce biraz daha balkonlu ya da teraslı bir ev istiyordum. Eve işte ilk bakmaya geldiğimizde, burası bir otopark olduğunda, bu camların full açılabildiğini görünce Görkem bana bir anda şey dedi, ben sana buraya bir balkon yapacağım dedi. Gerçekten de yazın bu iki cam açıldığında burası tamamıyla bir balkon gibi oluyor. Genel olarak da günün %80'ini aslında burada geçiriyoruz. 1-2 metrekarenin içinde kendimize ayrı bir dünya yarattık. Burada ışıklarımız var. Onları da açınca akşam çok keyifli oluyor. Burada büyüklü küçüklü iki tane sehpamız var. Ben bu sehpalardan çok istiyordum. Bunları da Vivense'den bulduk. Başka renk ve başka boyutları da var. Daha irili ufaklı. Ama bu renk ve bu boyutlar buraya daha çok uyduğu için bunları daha çok beğendim ben. Ama tabii diğerleri de çok güzel. Onun dışında bir kaktüsümüzü daha Vivense'den aldık. Daha büyük ve daha güzel bir kaktüs. Bir de buraya bir şömine yaptık. Biyotenel yakıtla yanıyor. Bir baca çıkışı olmadığı için bu da biyotenel yakıtla yakıp bulunduğumuz alanı ısıtabiliyoruz bununla da. Bu separatörü de aslında hiç evde duvar kullanmamak adına küçük bir bölme gibi burada kullandık. Bunlar da aslında eski askeri mühimmat sandıkları. Bunları alma amacımız, bir tane akıllı robot almıştı bu yerleri kendi kendine süpüren. Çok akıllı çıkmadı, bu aralara hep girmeye çalıştı ve sürekli oralarda takıldığının sinyalini verdi bize. O yüzden bunları aldım. Önlerine separatör olarak olsun ve oralar artık girmesin diye birazcık yaramaz bir robot çıktı. Günlük eski kullandığım kasklarım, sevdiğim aksesuarları burada gösterdik. Eski gitarlarım burada, iki tane, bunları çok severim. Burada küçük bir spor yaptığım bir alanım var. İp atlıyorum, işte biraz boks yapıyorum. Ve benim en sevdiğim, en çok kullandığım motorlarımdan biri. Onu o yüzden hemen yatağın önüne koydum. Bir road glide'ım. Biraz custom işlemler var. Biraz alçaltıldı. Çok sevdiğim, benim için çok keyif veren motorlarımdan bir tanesi. Burada da 1800 yıllardan kalma bir Alman yapımı piyanomuz var. Bunu da çok seviyorum. Yatağın arkasına da ahşaptan böyle bir şey yapmak istedim. Üzerinde
bir neon kullandık. Yatağı yükseltmek adına da bir 12-13 santimlik bir ahşap platform yaptık. Daha hoş durdu. Yanında böyle sıradan komodinler kullanmak yerine eski iki tane sandıkla değerlendirdik oraları. Gene çok sevdiğim bu okul dolaplarını alıp, bunları ikinci el bulabiliyoruz. Bunları alıp biraz tamirini yapıp boyattık. Ve evin her yerinde de kullandık bunları ve ben çok seviyorum. Konteyner kullanmayı çok sevdiğim için burada da bu şekilde bir kapı kullanıp banyoyu böyle çevreledim. Evin her yerinde halı kullanmayı çok seviyorum. Banyoda da aynı şekilde halı kullanmayı tercih ettim. Ve evde en sevdiğim şeylerden biri, burada böyle bir bölme yoktu. Kurutma makinesi ve çamaşır makinesinin görünmesini sevmediğim için buraya böyle bir gizledim. Bunları gizli bir yerde bu şekilde saklayabilmiş oldum. Evet, aslında eve girilen ve çıkılan yerin önündeyiz şu an. Garaj kapımız burası. Ve bizim de aslında bu hikayeyi başlatmamızın çıkış noktası buydu. Evin içine arabamıza, motorumuza girebildiğimiz bir yer arayışı bizi buralara kadar getirdi. Bize misafir oldunuz, beğendiyseniz ne mutlu bizim için. Evet, böylelikle de evi komple gezmiş olduk. Evimize misafir olduğunuz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için de ben de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.